arkadaşlar, bugün yepyeni bir video karşınızdayız. Yanımızda Gürkan abimiz var. Aracımız 420 dizel kupe. Gördüğünüz gibi çok yakışıklı bir araç var. Şimdi araç hakkında biraz bilgi verir misiniz? Zevkle. Araç 2015 model, 420 dizel. Grand Coupe modeli, 190 beygir, 400 Nm torku var. 0-100'ü de yaklaşık 7.1 saniye fabrika verisi ama ben bir zorlama deneme yapmadım. Aracımız tertemiz arkadaşlar. Biraz yakınlaşabiliriz belki. Aracımız kupe fakat bu kapı 4 tane var. Neden? Niye kupe demişler abi? Bilgin var mı böyle? Aslında zaten Grand Coupe yeni nesilde artık çerçevesiz kapı ve halihazırda tek kapı izlenim veren ama aynı zamanda 5 kapılı aile modellerine. Evet. Grand Coupe, işte Sport Tourer gibi yani böyle bir türev araç diye bir kalibrasyon ortaya çıktı. Grand Coupe'de BMW'de de var. Bildiğim kadarıyla birkaç yine büyük Alman menşeli firmada da söz konusu. Şimdi spor araba, sedan, hatchback yani araba aslında eskiden daha sınıflamacıyken şimdi günümüzde baktığımızda bir aile arabası da sportif çizgiler taşıyabiliyor. Kesinlikle. Yani kişi aile sahibi olduktan sonra da spor arabaya binmek istiyorsa bu tarz böyle Audi'deki, BMW'deki, Mercedes'teki bazı serilerde özellikle bunları zaten biz çerçevesiz kapıdan çok net anlayabiliyoruz arkada önde. Özellikle şu çizgiler. Tek kapı arabaya binmiyor ama yine spor arabaya binmiş oluyor kişi. Amacımız bu yani. Evet, Grand Coupe'da bir yeni bir sınıf artık. Evet. Benim gözüme çarpan ilk nokta. Dayıcım bakabiliriz burada. Bu çizgide yani tek kapı bir araç imajı var arabada. Bu benim kendi aracımın tek kapı olduğu için soruyorum. Bu araca binerken biraz zorluk çıkartıyor gibi hissediyorum yani buradan. Direğin tam koltuk hizasında. Buna ilgili bir sıkıntı yaşıyor musun? Ya şöyle aslında şimdi uzun boylu bir insan olarak standartlara göre 1.85 boyundayım ben. Yani Türkiye standartlarında uzun sayılıyorum. Bir kere inip binmenin yöntemini biliyorsak için çok yıpratmıyor. Öğrenmek zorunda kalıyor. Yani biz tabii normal bir 5.20'ye biniyorken ne yapıyorsun? Çok küt diye atıyor insan ki. Ama bu tarz kupe bir arabaya binerken mutlaka kollardan bir tanesi de destek alırsa kişi yavaşça binebiliyor ve yavaşça inebiliyor. Evet, yani kesinlikle direkt, çok güzel bir yöntem. Kesinlikle. Yani direksiyondan yardım almak yerine hala zaten. Veya da kişi ne yapar biraz daha kısaysa hani oturup kendisi dönebilir de. Evet. Ama 1.85'lik bir adam için oturup dönme işi hikaye. Evet. Mutlaka buradan destek alması gerekiyor. Bindikten sonra da inanılmaz büyük bir araba. Kesinlikle. Hafiften bir eğilmeyle işi çözebiliyorsunuz. Normal alıştığımız sedan arabaya göre biraz daha zor bir biniş var. Benim boyum 1.80. Boy hizamı da görebilirsiniz. Kesinlikle çok yeterli bir alana sahip diz alanı. Ki sen Gürkan'ı bayağı arkada kullanıyorsun. Kesinlikle evet. O zaten geriye doğru oturuyor. Yani böyle 7 serisi evet. Hafif long bir hava da vermiş zaten evet, koltuğun evet. Açısı. Koltuğun açısı, evet. Oturması falan çok iyi. Evet. Uzun yolda arkada hiç problem çıkmıyor. Ha basık ama sportif basık. Evet. Yani rahatsız bir basıklık da bizim boylar bir yolda. Zaten şu da bir gerçek. Şimdi bu arabaya sahip olan kişi muhtemelen hani 40-50 yaş grubunda. Evet. İş adamı kimliği olan veya yönetici pozisyonunda çocuk sahibi, hani eşi var ama çocuklar henüz daha çok büyük değil. Evet. Yani nedir? İşte 17-7 yaş grubunda ki 2 çocuk, 3 çocuk içinde arka tarafta çok müsait zaten hali hazırda. Öyle düşünmek lazım. Evet. 4-5 kişilik bilsin diye değil de 4 kişilik bir aile bilsin diye yapılmış. Güzel bir spor göndermeli bir araç. Aynen kesin. Açıyorum. Bagaj hacmine bakmak isterseniz, şöyle yakından alalım isterseniz. Burada bir valiz. Hani aile, çocuk sahibi olan insanlar için bir belki ipucu olabilir. Hacim olarak da yeterli. Benim çantalarım, ekipmanlarım burada. Hepsi söz konusu. Ve bence yeterli bir alan. Evet, yükleme boşaltma eşiği çok müsait dediğim gibi. Yani gayet güzel. Elektrikli olması da çok güzel bence. Biraz içine bakalım arkadaşlar. Ben de inceleyeceğim. Çok da zor değil bunayım. Yani ben şu an alışkın olduğum için olacak tabii kupe araca. Ona dolayı. Kesinlikle yatay pozisyon çok sportif bir hava katıyor evet. Bu araca. Yatay bir pozisyona sahipsin. Yani sanki bir Formula 1 kullanıyormuşsun gibi bir hissiyatı var. Vitesin konumlandırması, airframe zaten şıklığından bir söz konusu bir kötü bir özellikten bahsedemiyorum. Gayet şık bir araç. Kullanım ergonomisi de çok hoş. Belki bir tek benim dikkat edebileceğim direksiyonun yuvarlak olması benim artık ve mode bulduğum bir şey. Biraz detay verebilir miyiz dayıcım? Benim demoda bulduğum bir özellik yuvarlak olması. Biraz daha benim Cupra'daki gibi ne bileyim ya da Golf'lerdeki gibi. Evet altı böyle kesik. Mercedes de kullanıyor ama BMW'de ben görmedim şu ana evet. Kadar. Evet belki o bir eksiklik olarak sayılabilir.
Şimdi arkadaşlar aracı bir çalıştıralım, sarsıntı testine. Dizel arabalarda hep böyle bir sarsıntılı çalışma, gürültü çalışma söz konusu olur ya. Şu an ben bir titreşimde rahatsız edici bir şey görmüyorum. Gayet keyifli. Yani hiç anlaşılmayacak gibi bir şey aslında. Benzinli araç gibi bir tepkisi var. Onun dışında ses olarak kapalı bir ortamdayız. Size de geliyordu diye düşünüyorum. Rahat edici bir şey de yok. Evet. Şimdi abi gelelim detaylarımıza. Hay hay. Bu aracın yakıtı ne kadar? Hani günlük kullanımda nasıl bir yakıt tüketimi var? Çok ilginç. Yani 2000 motor, 190 beygirlik bir arabadan bahsediyoruz. Başta da söyledi, 400 Nm tork. Gayet güçlü. Yaklaşık 2 tona yakın bir ağırlığı var bu arabanın. Şimdi bu kadar böyle bir söz cümbüşüyle mesajı sona sakladım. İnanılır gibi asıl değil. Asıl noktaya geliyor. Evet, yani ben şöyle söyleyeyim. 6 litre civarında, neredeyse maksimum diyebileceğim. 6 litre. Evet, şehir içinde 6 litre yakıt sarf ediyor. Çok güzel bir oran arkadaşlar. İnanılmaz. Yani ben hani bu değerleri görebileceğim 1.6 dizel arabada göremiyor. Ya benzinle girmeyi unutuyorsundur arada o zaman. Yani öyle. Yani şöyle yarım depo mazot vardı. Evet. İşte perşembe akşamından beri daha yarım deponun altında yeni inebildim. Çok ki güzel. Geziyorum. Evet. Ya abi şimdi şey merak ediyorum. Bu araba gençler de sportif görünümden dolayı tercih edebilir. Evet. Peki kullanımda sana hissettirdiği noktada bir genç kan, saf kan hissediyor musun araçlar? Biraz gaza dokandığı zaman özel bir ateşlemesi var mı? Aynen. Birden fazla tabii BMW kullananlar biliyordur ama biz herkese anlattığımız için evet. Nacizane hani biraz genel tutuyorum tabiri. Birden fazla şey var, sürüş modu var. Bir kez Sport Plus'ta kullandığınızda ESP'yi de otomatikman kapatıyor ama tabii %100 bir iptal yok. Yani araba altınızda dursun tabii, diye kesinlikle. O güvenliği Alman mühendisleri sağlamışlar. Ama araba işte canı sıkkın olana demeyeyim de kafası düzgün, birazcık trafiğe kapalı alanda, evet. Birazcık eğleneyim diyen herkese hitap edebilecek kadar eğlenceli bir araba. Evet. Ama onun dışında tabii araba büyük bir araba. Ya insan buna bindiği zaman da kendisini iyi hissediyor, güvende hissediyor. Böyle hani 3 BMW'ciler gibi çok evet, da böyle evet. Arabayı her virajda sallayayım derdine evet. Düşmüyorsun 4'te. Coupe, keyif ve konfor arabası diyebiliriz aslında. %100. Bence. %100. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu koltukta oturduğun zaman hissiyatın çok sportif bir araçtasın. Evet. Gerçekten özel bir araçtasın. Tek yan tarafa oturduğun zaman onu bana sunmuyor. Bir kere dar alan, hı-hı, basıklık hissettiriyor. Herhalde bunu da sürüş kontrolü olarak da sürücü odaklı olmasından dolayı bir tasarım söz konusu herhalde. Mutlaka öyledir. Yani ben de hep o tarafta. Ben buradan daha çok keyif aldım açıkçası. Yani belki de biz oraya müsait psikolojilere sahip evet, olduğumuz için. Evet, o da olabilir. Yani orada keyif alıyoruz. Bir şeye hükmetmeyi seviyoruz. Burada şu anda hani nedir? Uzun yolda sen kullanırken belki bir süre sonra alışabilirim ama tabii. Ben de mesela o tarafta olmak aynen. istiyorum. Aynen. Farkını hissediyorsun sen. Tabii canım her şey aynen, o tarafa aynen. doğru dönüyor. Her şey zaten. Sana ait burada yani. Peki abi asıl merak eden noktaya gelelim. Sıfır internet listesinde zaten mevcuttur. İkinci olarak nasıl bir piyasası var bunun? Ne kadara mal oluyor böyle bir araca bilmek? Bu M teknik bir araç. Yani buna göre işte koltukları vesaire anlattığımız birçok özellik de M teknikten geliyor zaten. Ki direksiyonundaki evet. logosu. Bize vermiş olduğu bu sportif hissiyat. 2015 model bu araba. Yaklaşık şu anda 125 bin kilometrede. Evet. Çok şükür herhangi bir kazası maşallah. Belası yok. Yaklaşık 310-315 civarında bir piyasası var. Güzel. Bence normal. Evet. Yani muhtemelen araba de fiyatına göre. Evet. Yani 2016 bu yabancı araçlarda ortalama 20 bin koyarak devam etmek lazım. Yıl ve fiyat hesaplamada. Evet. Buna göre kişi hesaplayabilir. Bizim için tabii kilometresi, aracın fiziki durumu bir tercih sebebiydi. Şu anda da iyi ki almışız diyoruz. Evet, bence de çok doğru bir nokta atışı olmuş. Hem çocukluğu olup da hem böyle evet, konfor ve sportif bir arada harmanlayan bir araba, özel bir araba. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Seni de oyaladık. Ben tabii şeyi de söylemek istiyorum şimdi. Böyle biraz latife gibi olsa da ben İlhan'ı uzun zamandır tanıyorum ama onunla böyle bu blokta, vlogta daha doğrusu yer almaya müsait bir aracım olmamıştı. Bu arabayı da bu vloga girmek için almış bulunmaktayım. Teşekkür ederim. Eğer almasaydı başka bir araba daha alacaktım. Şu anda çok mutluyum. Biz normalde TSI tayfasından evet. Şirok da vardı Gürkan abimle bir tane kırmızı. Evet. O zamandan beri aslında böyle bir planın içindeydik ama bir türlü kısmet olmadı. Evet. Şu anda ben çok mutluyum tabii. Tekrar abi, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.